Savaş Bakanı Lord Kitchener, 12 Mart 1915'te General Ian Hamilton'ı kara ordusunun kumandanlığına getirirken bir kehanette bulunmuştu. Eğer denizaltılarımız Gelibolu karşısında su yüzüne çıkıp imparatorluk bayrağını 3 kez sallarsa, Türkler tabanları yağlayıp Gelibolu'dan Bolayar'a doğru en kısa yoldan kaçarlar. Kitchener'ın bu onur kırıcı kehaneti tutmamış, 18 Mart günü 200 yıldır yenilemeyen İngiliz donanması perişan halde çekilince de onuru kırılan ülke İngiltere olmuştu. Boğaz'ın sadece donanmanın zorlamasıyla geçilemeyeceği anlaşılmış, ölüm kusan Türk batarya ve tabyalarının susturulması için başka bir yol aranmaya başlanmıştır. Bu yol, 22 Mart 1915'te üst düzey komutanların Limni Adası'nda yaptıkları toplantıda kararlaştırılır. Hamilton bu kararı hükümetine şöyle bildirecektir. Doğuda şerefimizi sağlamak için bir sefer kuvveti göndermek tek çaredir. Hükümetinin olurunda alan Hamilton, birliklerin tertiplenip gemilere yerleştirilmesini bizzat kontrol etmek üzere ana üsleri olan İskenderiye'ye doğru yola çıkar. Aynı gün İstanbul'dan Çanakkale'ye kalkan vapurda da yeni kurulan ve Gelibolu'nun savunmasını üstlenecek olan 5. Ordu'nun Alman komutanı Liman von Sanders vardır. İki tarafta tarihin bu en büyük savaşı için hazırlıklarına başlamıştır. Nisan 1915'te Queen Elizabeth gemisinde İskenderiye'den dönen Hamilton'ın da katıldığı bir toplantı yapılır. Bu toplantıda İtilaf Kuvvetlerinin komuta kademesi çıkarma planlarına son şeklini verecektir. Türk tarafında ise yapılacak savunma ve tahmin edilen çıkarma noktaları konusunda görüş ayrılığı vardır. Türk komutanlar özellikle Mustafa Kemal ve Esat Paşa düşmanın çıkarmayı Seddülbahir ve Arıburnu'ndan başlatacağına inanıyor, Liman von Sanders ise çıkarmayı Rumeli yakasında Saros Körfezi'ne, Anadolu yakasında ise Kumkale ve Beşike bölgesine bekliyordu. Üçüncü kolordu, Kabatepe'nin güney ve kuzey sahilleriyle Seddülbahir koylarını en ehemmiyetli çıkarma yerleri olarak takdir ettiler. Çünkü Boğaz'ı zorlayan güçlerin amacı Boğaz'ı aşmak ve merkez tabyaların arkasını almaktır. Merkez tabyaların arkası Kilitbahir platosu zapt edildiği takdirde alınır. Türk komutanlarının hazırladığı ve uyguladığı planda çıkarma yerleri değerlendirilmiş. Bu çıkarma yerlerini kuvvetli tutup düşmanı karaya ayak bastırmadan yok etme hazırlanmış. Liman Paşa bunun tam tersi bir uygulama içerisine girer. Sonuç itibariyle Liman von Sanders'in planı uygulanacak. Birliklerin önemli bir kısmı Rumeli yakasında Saros Körfezi'ne, Anadolu yakasında ise Kumkale ve Beşike bölgelerine konuşlandırılacaktır. Seddülbahir ve Kabatepe bölgesine ise sadece 2 piyade tabur kalmıştır. Artık memleketin kalbi Çanakkale'de atmakta, yurdun her köşesinden gönüllüler payitahtı korumak için akın akın gelip oraya koşmaktadır. Eğitimli eğitimsiz, genç yaşlı, köylü şehirli, bir yığın gönüllü dönemeyeceklerini bile bile yollara düşmüştür. Herkes son kaleyi ayakta tutmaya, vatana kurban olmaya hazırdır.
Analar oğullarının saçlarını kınalıyor, babalar sırtlarını sıvazlıyor, yavuklular hasret dolu bakışlarla uğurluyorlar. Demek gideceksin. Kesin kararlısın. Gitmek zorundayım. Tarihim, atalarımın aziz ruhu, vücudumun her zerresi adeta emrediyor. Gitmeliyim. Bu benim tarihe karşı borcum. Geleceğime mirasım. Ya dönemezsem? Ya bir daha seni göremezsem? Bunları düşünmeli mi sanıyorsun? Sana olan sevgimi biliyorsun. Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. İşte o yüzden gitme diyorum. Annen, okulun, ben... Her şeyi bırakıp gidiyorsun. Gidiyorum. Çünkü vatan tehlikeli. Artık ne okul, ne ana, ne yar. Vatan elden giderse hangimizin bir anlamı kalacak ki? Ben de geleyim. Beni de götür. Duydum ki kadınlardan da giden varmış Çanakkale'ye. Ah Sunam. Benim cesur nişanlım. Bilmez miyim gel desem geleceğini? Ama olmaz. Sen kal. Evimizi hazırla. Sen anneme göz kulak ol yeter. Bir de duanı esirgeme yeter. Selamun aleyküm Rüstem amca. Oo, ve aleyküm selam Ahmet. Gidiyorsun demek. Gidiyorum Rüstem amca. Helallik almaya geldim. Bizden yana helal olsun oğul. Sen de helal. İnşallah gittiğin gibi dönersin. Bizim için dua etmeyi unutma. Dualarımız sizinle evlat. Allah'a ısmarladık. Ha Rüstem amca. Annem alışveriş yapacak. Ne isterse ver. Gelince hallederiz. Gönlünü ferah tut oğul. Gözün arkada kalmasın. Allah'a emanet ol. Allah'a ısmarladık. Düşman donanması 19 muharebe, 11 kruvazör, 27'si muhrip olmak üzere 95 parçayı bulan gemileri. Bunların taşıdığı 75 bin askeri, 15 bin hayvanı ve 3 bin arabasıyla çıkarma harekatına başladı. Bunların yanında 35 uçağı ve bu uçakları taşıyan gemisi, 140 adet topu, 12 denizaltısı ve savaşa peyderpey süreceği 400 binin üzerinde askeri vardı. Çıkarma 5 ayrı bölgeden başlamıştı. Anadolu yakasında Beşikeler ve Kumkale, Rumeli yakasında ise Seddülbahir, Arıburnu ve Saros Körfezi'ne. Bu 5 çıkarmadan 3'ü gösteri çıkarmasıydı. Asıl çıkarma Seddülbahir ve Arıburnu'na yapılacak ve karşılarında Seddülbahir'de sadece bir tabur, Arıburnu'nda ise bir bölük bulacaklardır. Türk komutanları, özellikle de Mustafa Kemal ve Esat Paşa'nın tahminleri doğru çıkmış, çıkarmayı Saros Körfezi'ne bekleyen Liman von Sanders Paşa yanılmıştı. İşte zehirli bir yılan gibi beyin kıvrımlarımıza yerleşen ve güvenimizi sürekli kemiren şüphe o zaman ortaya çıktı. Liman von Sanders gerçekten yanılmış mıydı? Yoksa müttefikimiz Almanya'nın başka bir hesabı mı var? Kumandanın görevi zafer kazanmakta, tarihe geçecek adam. Vay değil. Siz kıyıda zayıf tutunca düşmanın çıkmasına müsaade ediyorsunuz ki aynen öyle olmuştur. Çıktıktan sonra gene Alman niyetine hizmet etmek için ona sık sık saldırıyorsunuz. Çıkan kendisini tehlikede görüyor. Çıktığı yerde tutunabilmek için daha fazla kuvvet getirme ihtiyacını duyuyor ve gün gün kuvvet artıyor. Başlangıçta 75 bin ile başlanan iş, harekatın sonlarına doğru toplam kullanılan insan sayısı 500 bine ulaşır. 500 bin deyince işte Avrupa'da Alman cepheleri rahatladı demektir. Kuvvetlerin farklı yerlere yerleştirilme arzusu
Bu bence askeri taktikle alakalı bir tercihti. Doğrudan doğruya o komplonun bir parçası olarak görmek yanlış olabilir. Asıl çıkarmanın yapıldığı Seddülbahir ve Arıburnu'nu savunan 3. Kol Ordu'nun komutanı, Yan Ya Kahramanı lakabıyla tanınan Esat Paşa. Esat Paşa, alt kademelerinden gelen haberler doğrultusunda çıkarmanın kendi bölgesinde başladığını öğrenince Liman von Sanders'e ulaşmaya çalışır. Esat Paşa bu saatleri hatıralarında şöyle anlatır. Bir taraftan durumu bildirmek, gerekli emirleri almak, aynı zamanda Eceabat'a çabuk gidecek bir araç istemek üzere kendisini aramaya gittim. Asıl çıkarmanın Seddülbahir ve Arıburnu'na yapılmakta olduğunu, bu çıkarmanın bir gösteri çıkarması olmasının muhtemel bulunduğunu söyledim. Eceabat'a gidip duruma el atabilmek için emrinde bulunan şirket vapurunun geçici olarak emrime verilmesini rica ettim. Düşman hakkındaki görüşümü olumlu buldu. Karargaha dönüşe karar vererek şirket vapuruyla Eceabat'a gitmeme izin verdi. Yalnız kendisinden yapılacak harekat hakkında hiçbir talimat alamadım. İlk 24 saat içerisinde çıkan hiçbir şekilde savunana üstünlük sağlayamaz. Savunan daima üstündür. Bu 24 saatte işi yaptınız, yaptınız. Yapamadığınız takdirde tutunduğuna zor atarsınız. Bu ilk 24 saati öldürmüştür Liman Paşa. Kimseye emir vermemiştir, kimseye talimat vermemiştir. Herkes bildiği şekilde yürümüştür. Hamilton'ın planına göre Seddülbahir'den kıyıya çıkacak birlikler Alçıtepe'yi. Arıburnu'ndan çıkanlarsa Kabatepe, Maltepe, Koca Çimen Dağı bölgesini ele geçireceklerdir. Gelibolu'nun bu en hakim tepeleri ele geçirilince koordineli bir taarruzla Kilitbahir platosu alınıp yarımadanın tamamı işgal edilmiş olacaktı. Bu gerçekleşti mi tabyalar susacak. İngiliz donanması da mayınları rahatça temizleyip boğazdan geçerek İstanbul'a ulaşacaklardı. Aslında Liman von Sanders'in yanlış tahminleri Hamilton'a bu fırsatı vermişti. Donanmanın desteğiyle kıyıya çıkacak on binlerce asker. Buradaki ateş gücü düşük bir avuç askeri hallaç pamuğu gibi atması zor olmayacaktı. Çünkü çok geniş olan bu kıyı şeridini oradaki birliklerle savunmak mümkün görünmüyordu. Ama o gün o kıyılar kahramanca savunulmuştu. O gün bu olağanüstü savunmayı mümkün kılan Türk'ün kendine has karakteri olmuştur. Genlerinde yetişip ruhunda büyüyen, lazım olduğu her zamanda ortaya çıkan o kabiliyet 25 Nisan sabahı yeniden uyanmıştı. Bu uyanan gerektiği zaman vatanı için ölmeyi becerebilmek ruhudur. Arıburnu'na saat 04.30'da başlayan çıkarma baskın tarzında. 3 savaş gemisi ve 7 muhrip eşliğinde başlayan çıkarmaya daha sonraları su arıtma gemisi, hastane gemisi gibi lojistik desteği sağlayacak birçok deniz aracı da katılmıştı. Kıyıya çıkan 4000 kişiye direnecek Türk askerinin sayısı ise sadece 160'tı. Askerlerin sayısı 8000'i bulmuştu. Merkezde Kırmızı Sırt ve Kanlı Sırt çıkarma birliklerinin eline geçmişti. Aynı saatlerde Seddülbahir'e yapılan çıkarma ise 5 ayrı koya bağıra çağıra başlamıştı. Buradaki direnişin en şanlı noktası Ertuğrul Koyu olmuş.
Buraya özel önem veren çıkarma komutanı yarım saatte 4650 top mermisiyle koyu cehenneme çevirmişti. Bombalar üfleyince de yüzen adalara benzeyen gemiler göründü. Nihayet yüz yüze, erkek erkeğe bir mücadele başlayacaktı. Yahya Çavuş, emir verilmeden ateş açılmamasını özellikle tembih etmişti. Çıkarma birlikleri karaya yaklaşırken yapılan cehennemi bombalamadan kimsenin kurtulamayacağını düşünüyorlardı. Yine de bir turva atı planıyla hazırladıkları kömür gemisi River Clyde kıyıya yaklaşıyor. Bu gemide çıkarma birliğinin olacağını kimse tahmin edemez diye düşünülüyordu. Askerler River Clyde'dan inmeye başladılar. Kıyıya 20 metre yaklaşıncaya kadar her şey yolunda. Çıkarmanın çok başarılı geçeceği hissi herkeste hakim olmuştu. İşte Yahya Çavuş komutasındaki 63 kişinin isabetli atışları o anda başladı. Türk askerleri nişan alıyor. Neredeyse atılan her mermi hedefini buluyor. Kah bir asker, kah onlara emir veren bir komutan kanlar içinde sulara yuvarlanıyor. Klikalar batıyor. Atmayanların üstü kızıl kanlara boyalı askerlerle ağırlaşıyor. River Clyde'dan kafasını çıkaramayan askerler komutanların tehditleriyle çıkmaya zorlanıyor ama gösterilen tüm çabalara rağmen çıkarma tam bir felakete doğru gidiyor. Bu manzara hava komodoru Albay Sampson'ın gözlem raporuna şöyle yansıyacak. Aşağı baktığım zaman durgun mavi denizin sahilden 50 metre açığa kadar olan kısmının kandan kıpkırmızı kesilmiş olduğunu gördüm. Korkunç bir manzara. İngilizler bu atışlardan o kadar çaresiz bir duruma düşmüşlerdi ki karşılarındakilerin bir avuç insan olabileceğine asla inanmadılar. Bu çıkarmadan sağ kurtulanların anılarında ise Türklerin makineli tüfeklerinden bahsedilecekti. Oysa o sabah Yahya Çavuş ve arkadaşlarının elinde eski piyade tüfekleri ve el bombalarından başka hiçbir şey yoktu. Buna rağmen İngilizlerin meşhur 29. tümeni, donanma toplarının yanında sahip olduğu 40'ı makineli binlerce tüfeğe rağmen 12 saat boyunca kıyıda çakılı kalmış, oradaki küçücük bir tümseyin arkasına sığınarak hayatta kalmaya çalışmışlardı. Yahya Çavuş ve arkadaşlarının bu kahramanca direnişi, diğer koylardan çıkan düşman birliklerinin Ertuğrul koyunu arkadan çevirme ihtimali kaçınılmaz oluncaya kadar sürmüştü. Yahya Çavuş esir olmamak için çekilince tabur komutanı Mahmut Sabri'nin dinlen önerisini reddedecek, alnımıza Balkan Savaşı'nda sürülen lekeyi temizlemeden dinlenmek bana haram diyecektir. Eşabat gerisinde açık ordugâhtaki esas alayının 1. 3. taburları gelene kadar burada Asteğmen Muharremler, Balıkçı Damlarında İbra Dalı, Yedek Asteğmen İbrahim Hayrettinler, 57. Alay Şehitliğinin şimdi olduğu boyun noktasında Gelibolu Süleyman Başçavuşların emrindeki takımlarımız burada binlerce Avustralya piyadesine karşı vatan görevlerini, kutsal görevlerini, kendi canlarını feda ederek yapmışlardır. Çanakkale Muharebelerinde işte muharebeleri kazandıran ilk kıyı vuruşmalarındaki bu kahraman subay ve eratımızın gösterdiği metanet, cesaret ve fedakarlıktır. İşte bu kahramanların, bu topraklar için toprağa düşme şerefine ulaşmak isteyen vatan evlatlarının direnmeleri dönüm noktası olacak. Onlar ölene kadar geçen sürede gerideki birliklerimiz yetişecektir. Bu birliklerden ilki Yarbay Şefik Aker'in kumanda ettiği 27. alaydır. Şefik Bey, belki de bütün yarımadada asıl çıkarmanın Seddülbahir ve Arıburnu'na yapıldığını fark eden ilk komutandı. Saatler 07.55'i gösterirken bağlı bulunduğu 9. tümene bilgi notu gönderiyor. Notta düşmanın Arıburnu sırtlarını işgal ettiğini, 19. tümenin de derhal Kocaçimen bölgesini tutması gerektiğini bildiriyor ve ekliyordu. Ben de 27. alayla Allah'ın lütfuna sığınarak taarruza başlıyor. Bu düşmana yapılan ilk taarruz. Şefik Aker'in notu tümen komutanı aracılığıyla 19. tümene yollanıyor.
Ama bu not 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'e ulaşmıyordu. Çünkü Mustafa Kemal bu not gelmeden 10 dakika önce bir dağ bataryasını yanına alarak karargahının bulunduğu Bigalı köyünden Koca Çimentepe'ye hareket etmiş. 57. Alay'a da ilerle emrini vermişti. İhtiyat birliği olup doğrudan Liman Paşa'ya bağlı olan Mustafa Kemal'in emir beklemeden harekete geçmesi bu çıkarmanın dönüm noktalarından biri olmuştur. Çünkü 27. Alay düşmana taarruz ederken alayın komutanı Şefik Bey'in gözü Koca Çimentepe'deydi. Bu tepeye çıkmaya başlayan Anzak Birliği 27. Alay'ı sağ yandan saracak ve durum çok daha tehlikeli bir hal alacaktı. İşte 57. Alay böyle kritik bir zamanda Koca Çimentepe sırtlarında görülecek. Ve Şefik Bey'in kumanda ettiği alayla birlikte yaptıkları taarruzda düşmanı kanlı sırt, kırmızı sırt ve yüksek sırta kadar atacaklardır. Yıllar sonra Mustafa Kemal 57. Alay'ı şöyle anacaktır. Görüyordum ki onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler. Çanakkale savaşlarının kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer Türk vatan ve milletinin mukadder hattını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman alayı hayranlık, minnet ve rahmet kanlı. Şefik Aker'in o güne ilişkin değerlendirmesi ise çok nettir. Çanakkale Boğazı'nın düşme felaketini Mustafa Kemal'in inisiyatifi ve 27. Alay'ın cüretkâr taarruzu önlemiştir. O gün Mustafa Kemal'in taarruz emrini verirken söylediği söz, belki de Çanakkale'nin neden geçilemeyeceğinin de ipucunu vermektedir. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. İşte ölmeyi emredebilecek kadar askerine güvenen komutanlar ve vatanları için ölmeyi becerebilecek kadar fedakar askerler sayesinde 25 Nisan günü düşman ilerleyememiş, kıyılara çakılıp kalmıştır. Hatta daha o gün bile çekilmek isteyen birlikler olmuş ama donanmanın bunu ancak 2 günde yapabileceğinin söylenmesi üzerine kıyılarda tutunmaya mecbur kalmışlardır. Eğer gemilerden atılan cehennemi toplar olmasa kıyılarda bile tutunamayacaklardı. Türk askerinin daha evvel savaştıkları sömürgeci askerlerden farkını anlayan Hamilton daha sonraları şöyle diyordu. Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen asil Türk ordusunun karşısında bulunuyoruz. 1914 yılına kadar İngiliz İmparatorluğu kolonilerle savaşmaya alışmıştı. Ve bunun da diğerleri gibi bir koloni savaşı olacağını düşünüyorlardı. Bir zaman sonra anladılar ki Türkler vatanlarını korumak için savaşıyordu. Bir başka İngiliz general Oglander'ın tespiti ise kulaklara küpe olacaktır sendir. Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu özelliklerin layıkıyla takdir edilmemiş olması İngilizler için felaket olmuştur. Oysa bu gerçeği anlayabilmeleri için daha ilk gün 26. Alay'ın 3. taburunu görmeleri yeterliydi. Bu tabur Seddülbahir'de kendilerinden 10 misli fazla istilacılara 32 saat boyunca yardım alamadan direnmişti. Çıkarma kuvvetleri yapılacak çıkarmanın çok kolay olacağını, çok küçük bir direnişle karşılaşacaklarını ve kısa zamanda siperleri geçeceklerini sanıyorlardı. Ancak atladıkları önemli bir şey vardı. Türk askerinin gücü, cesareti ve vatanını savunma yeteneği. Şimdi iki tarafta uzun süreceği belli olan muharebenin hazırlıklarına başlamadı. Siperler kazılmaya, siperlerin önünü kum torbalarıyla destekleyip dikenli tel çekmeye, sargı yerleri, fırınlar kurmaya, su kaynakları tespit edip kullanıma sunmaya, muharebe hatları oluşturmaya başlandı. Bütün bunlar yapılırken de göğüs göğüse mücadeleler devam ediyor,
Bir siperin gün içinde bazen birkaç defa el değiştirdiği oluyor. Askerler ölen arkadaşların üzerinden atlayarak taarruz ediyor. Yaralıların inlemeleri yürekleri kanatıyor. Tekbir sesleri Gelibolu'nun en izme derelerine yankılanıyor. Avustralya'da askerlerin deyimiyle Türkler mertçe savaşıyor. O Türk, kanal harekatında kolayca yendikleri Abdül'e hiç benzemiyor. Türklerle daha önce bir kez Süveyş Kanalı harekatında savaşmıştık. Ancak Türkleri yakından tanıdığımız söylenemezdi. Biz Yeni Zelandalılar, yıllarca Osmanlı'yı Avrupa'nın hasta adamı olarak gördük. Böyle koşullan, Türklere karşı kafalarımızda tek yönlü, güçsüz bir imaj oluşturulmuştu. Ta ki Gelibolu çıkartması yapılıp Türk askeriyle yüz yüze gelene kadar. At the landing on Gallipoli. Savaşırken her türlü takdirin üzerinde kahramanlık gösteren bu askerler, savaşa ara verildiği anlarda ya nöbet bekleyerek, ya bir parça uyumaya çalışarak, ya da ailelerine mektup yazarak oyalanıyordu. Payitahtımın nazlı dilberi, ey güzel hayal. Bugün yine pek zorlu ve pek çetin geçen bir taarruzdan sonra sabah kaybettiğimiz siperleri geri aldık. Taarruz pek kanlı oldu. Hücum emriyle siperlerden fırladık. Kah koşarak, kah yatarak, kah sinesini aziz Türk topraklarına sürerek ve nihayet önden gitmiş olanların henüz sıcak cesetlerini geride bırakarak öle öle, azala azala devam eden taarruz, kaçan düşmanın boşalttığı siperlerde son buldu. Sağımızda solumuzda yükselen iniltiler, tüfek ve tekbir sesleri arasında boğuluyor, şehit olan erlerimizin metanet ve ibadet edercesine hayattan ayrılışları, çevrelerine saygı ve intikam telkin ediyordu. Hücum ederken aklıma öleceğim geldi. Ürperdim. Ama vatanı düşman ayakları, camileri haç gölgesinde görmektense, genç hemşirelerin namusları ayak altına alınmak, ihtiyar annelerin beyaz saçları hakaret edilmektense, senin, özellikle senin ey güzel hayal, düşman kucağında çırpındığını duymaktansa bayrağım gibi kırmızı kanlara boyanarak ölmeyi istedim. O hırsla hücum ettim. Aşağıdaki şiir sana olan aşkımın gücüyle ruhumdan buharlaşarak kaleme alınmıştı. Seni bir memleket sever gibi sevdim. Toprak damlarında kar, isli lambalarında rüzgar, gurbet türkülerinde efkar gibi, su gibi, ekmek gibi, dua gibi, yitik gençliğim gibi, namus gibi, ar gibi, suya varmayan pınar gibi sevdim. Ayıran, birleştiren, kıvrılan yollar gibi, sarılan, darılan, yalvaran kollar gibi, ekmek gibi, aşk gibi, yâre dökülen yaş gibi sevdim. Askerin son sigarası gibi Gelibolu'da, kurşun gibi, mayın gibi, hayın gibi, ayın 14'ü gibi sevdim. Sıcaklığında uyuduğum siper, kanımla yıkadığım yer gibi. Seni bir memleket sever gibi sevdim. Müttefik orduları Seddülbahir bölgesinde çıkarmadan iki gün sonra Alçıtepe'ye ulaşabilmek için bir taarruz başlattılar. Birinci Kürte Savaşı denilen bu taarruzda başarı sağlayamadılar. Türk ordusunun saldırganları mevzilerine tam yerleşmeden atmak isteğiyle düzenledikleri 1-2 ve 3-4 Mayıs taarruzları da istenilen sonucu vermedi. Bu saldırılar hem Seddülbahir hem de Arıburnu'nda yapılmış, özellikle Arıburnu'nda Queen Elizabeth sırlısının topları ve makineli tüfekler askerlerimizin toplu halde ölmelerine sebep olmuştu. Müttefiklerin yorulan Türk askerlerinin toparlanmasına fırsat vermeden yaptığı 6-10 Mayıs saldırısı tarihe 2. Kirte Savaşı olarak kaydedilecektir.
Başarısız olan bu saldırıların arkasından düzenlenecek olan 3. Kirte Muharebelerini 21-22 Haziran 1. Kerevizle 28 Haziran 3 Temmuz arası da Zığın Dere Boğuşmaları izleyecektir. Bunlardan istediği sonuçları elde edemeyen müttefikler 5 Temmuz'da ikinci kez Zığın Dere'ye ve 12-13 Temmuz tarihlerinde de tekrar Kerevizlere'ye taarruz ettiler. 10 Mayıs'ta Çanakkale'ye gelen Enver Paşa, İstanbul'a döndükten 3 gün sonra denetleme sonuç emrini gönderdi. Bu emirde Seddülbahir'i bir millet savunmayı uygun buluyor ama Arıburnu'nda taarruzda acele edilmedi diyordu. Bunun üzerine Arıburnu'nda bir baskın taarruzu yapılmasına karar verildi. İşte hava hakimiyetinin önemi o günde ortaya çıkacak. Ve teyyarelerle yapılan keşiflerle Türk ordusundaki hareketlenme tespit edilecekti. Bunun üzerine İngilizler burayı yeni askerlerle tahliye edip dikenli tellerle ve ağır makineli tüfeklerle güçlendirecekler. Türkler, annem beni yetiştirdi. Bu ellere yolladı dizeleriyle başlayan vatan marşını söyleyerek saldırıyor. Bu marşın sütüm sana helal etmem saldırmazsan düşmana dizeleriyle iyice coşuyor. Ama hem donanmanın ateşi hem de ağır makineli tüfeklerin mermileri buraları bir ölüm tarlasına çeviriyor. Binlerce askerimiz bir daha açmamak üzere gözlerini kapatıyor. Atatürk'e biz Çanakkale'de bir darülfünun kaybettik dedirten yer işte burası. Çıkmayın, top ateşi var. Sağ komaz bu Meret. Şuraya yatıralım, çok ağır garip. Top mu geldi? Yok, hücuma kalkarken makineli tüfek kurşunu yedi. Bir şey mi hissedin oğlum? Su mu? Su mu vereyim sana? Peki evlat. İç oğlum. Rahatlatır biraz. Ne dedin? Beni düşman siperine atın. Ben Allah'ımı. Düşman siperinde kavuşmak istiyorum.
Hayırlı işler Rüstem amca. Başın sağ olsun kızım. Siz sağ olun Rüstem amca. Şehitlere o kadar alıştık ki artık. Ahmet mahallemizin 3. şehidi oldu. Bir şey mi eksikti kızım? Hatice ana yolladı. Hesap varmış. Ne kadar olduğunu sor da kapatalım dedi. Kapatmazsak Ahmet'in kemikleri sızlarmış. Bu hesap Çanakkale'de kanla ödenmiştir. Bugün rahat döşeklerimiz, korkusuz uykularımız varsa, evlatlarımızın yüzüne utanmadan bakabiliyorsa, güneş her gün yeni bir umutla doğuyorsa ufkumuzdan ve gece korkulu nefeslerle bölünmüyorsa uykumuz, diyeti Çanakkale'de peşin ödendiği içindir. Dedeler torunlarına miras olarak altın gümüş değil, ama sinesinden çıkarılan kahpe kurşunu bıraktığı içindir. Bu millet ülkesinin son kalesi Çanakkale'yi korumak için erkekçe mücadele etti. Kahpeliğe kaçmadan, yiğitçe, yüreğiyle, bileğiyle savaştı. Savaşırken cesareti, ateşkes anlarında da merhametiyle, kendilerini önceleri küçümseyen asımlarının bile kalplerini fethettiler. İngiltere'nin genelkurmay başkanlarından Marshal Fesling. Bu genelkurmay başkanı olunca ülkesindeki asker ateşelere toplar, bir tanışma toplantısı yapmak ister ve yemek verecektir. Toplantıya katıldığında selamlamasından sonra ilk söz şu olur: Türk ateşesini tanımak istiyorum. Bizim ateşemizde Albay Adnan Oral'dir. Kalkar kendisini tanıtır ve o ayaktayken heyete hitap etmeye başlar. Ben Çanakkale muharebelerinde genç bir teğmendim. Settülbayır bölgesinde çalışmalara katıldım. Bir gece cephe gerisinde derme çatma yapılan kiliseyi dua için giderken yolumu şaşırdım ve Türk hatlarına düştüm. Bir Türk Mehmetçi beni esir aldı, elinde tüfekle. Ben de tüfeksizim. Ve kendisine anlatmaya çalıştım. Kötü bir niyetim yok, bak üzerimde tüfek de yok, silahsızım. İncil de gösterdim, dua etmeye gidiyordum. Beni anladı ama kendisi karar veremedi. Beni takım komutanına, teğmenine götürdü. Teğmene durumu anlattım, teğmen daha rahat anladı. Peki dedi, seni serbest bırakalım. Hem de yanıma iki tane koruma verdiler. Güvenlik içerisinde beni bölgeme tekrar getirdiler, bıraktılar. İşte diyor Marşal, bu asil Türk milletinin silahsıza silah sıkmamak, silahsızı esir almamak geleneği olmasaydı ben bugün karşınızda olmayacaktım. Bugün varlığımı, rütbemi ve makamımı bu albayın temsil ettiği asil Türk milletinin asaletine borçluyum diye hoş bir anısını aktarıyorum. İmam von Sanders'in hatıratının başında bir asker için mutluluk denen bir şey varsa Türklerle omuz omuza çarpışmaktır diyebilirim. Fakir insanlardı. Sağlıksız su içerler, en büyük ziyafetleri buğday kırığı çorbalardı. Ve toprak barikatlarda, barınaklarda yatarlardı. Fakat savaş anında en modern silahlarla donanmış düşmanlarıyla aslanlar gibi savaşırdı. Ben bunlar kadar ölüme tebessümle giden bir başkan millet verdi görmedim. Çanakkale'de bizi övmeyen bir kul yok, dost ve düşman. Bu savaşa katılan İngiliz gazilerle konuştuğunuz zaman duyacağınız tek bir söz var. O da Türklerin çok kahraman ve cesur savaşçılar olduğudur. Savaşın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen İngiliz gazileri Türk askerlerine karşı duydukları saygıdan hiçbir şey kaybetmediler. Yani karşılıklı olarak düşmanların birbirine hem saygı göstermesi hem de hiçbir şekilde acımaması sonuna kadar ve yani zamanında yeri geldiğinde boğaz boğaza savaşacak kadar bir vaziyet içerisinde hissetmesi ama buna rağmen sonuna kadar da büyük bir saygı beslemesi bence Çanakkale muharebelerini çok özel yapan bir taraf.
İşte savaşırken aslana benzeyen Türk askerinin gerektiğinde bir ana şefkatini gösterecek kadar asil ruhu, Çanakkale Savaşı'nı bir destan olmaktan daha fazlası yapmıştır. İşte bu yüzden Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin ana rahmidir. Burada yetişen komutanlar, ölmeyi becerebilen askerler daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda bu yiğitlik ve bilinçle kazanacaktır. Tıpkı 19 Mayıs taarruzunda olduğu gibi ölüme marşlar söyleyerek gidecek. Saldırı sonrası karşılıklı siperlerin arası ölülerle dolmuştu. Hava sıcak olunca da ölüler kokmaya başlamış. Rüzgarlarla dağılan koku Gelibolu'nun her tarafını sarmıştı. Artık ölüleri toplamak için geçici bir ateşkes yapmanın zamanı gelmişti. İşte bugünlerde yapılan bir günlük ateşkes tarafların hem ölülerini toplayıp gömmelerini sağlıyor, hem de birbirlerini yakından görmelerine sebep oluyordu. Ateşkes bir dostluk göstergesi değil, sağlık açısından mecbur kalınan bir durumdu. Her yer ölülerle dolmuştu. Binlerce cesedi toplamak gerekiyordu. Bu sırada Avustralyalı askerler Türklerle tanışma fırsatı buldu. Birbirlerinin dilini konuşamıyorlardı ama benzer acıları yaşıyorlardı. Aynı kavganın içinde farklı taraflardaydılar. İki tarafta savaşın vahşetini çok açıkça görüyor. Siperlerden çıkamıyorlar çünkü. Mümkün değil. İki tarafta başını bile çıkaramıyor. Ama ateşkes sırasında herkes çıkıyor ve ortadaki manzarayı görüyorlar. Yüzlerce, binlerce ölü. Üst üste yığılmış vaziyette. Ve işte bilinen şeydir. Ölüler toplanır, acele mezarlar kazılır. O arada ilk kez doğrudan temas başlar. Gelibolu Yarımadası adım adım ama insan kanıyla parselleniyordu. Düşman donanmasının ateşinden korunmak için askerlerimiz siperlerini düşman siperlerinin çok yakınlarına katmış. Böylelikle kendi askerlerini vurma korkusuna düşen donanmanın ateşi bir ölçüde kesilmişti. Bazı noktalarda siperler birbirine 8 metre mesafeye kadar yaklaştı. Hatta bir siperi ortadan kesip iki düşman taraf ortak kullanır olmuştu. Siper harplerine başlandığında askerler tecrübe kazanmaya başlamışlardı. Artık bombalar seslerinden tanınıyor. Nerelerde durulmaması gerektiği acı tecrübelerle öğreniliyordu. Alman savaş arşivlerinde ise iki tarafın malzeme durumu şöyle aktarılıyor. Gittikçe anlaşılıyordu ki malzeme konusunda İngilizler dünya servetine, Türklerse sadece İstanbul hudutlarına malikler. Bu fark büyük küçük her noktada göze çarpıyordu. Yiyecek konusunda İngilizlere kıyasla Türkler çok kötü durumdaydı. Fakat onlar yiyecek ve yiyecekten daha ziyade mermilerinin yokluğuna üzülüyorlar. Düşmanla olduğu kadar bu imkansızlıklarla da baş etmeye çalışan Türk askeri bazen silahını da düşmandan elde ediyordu. Arıburnu'nda demirleyen düşman gemilerine yüzerek çıkıp yiyecek, lastik botlar,
ve iki tekerlekli İngiliz arabalarını alıp getiren Ali Çavuş. Kardeşi Nuri, bölük çavuşu Sadık ve dört arkadaşının yaptıkları dilden dile anlatılıyordu. 26. alayın cesur komutanı Kadri, cesur eratıyla düşman hatlarına dalıyor ve 9 makinalı tüfeği alıp bunlardan bir makinalı tüfek bölüğü kuruyor. Adı Ganimet bölüğü konulan bu bölüğün başarısı göğüsleri kabar. İlk olarak Arıburnu'nda Türkler tarafından başlatılan Lağım Dehlizi taarruzu daha sonra İtilaf Devletleri tarafından da kullanılacaktır. Bu dehlizler kendi siperinden başlıyor. Düşman siperinin altına kadar ilerliyor. Düşman siperinin altına gelince buraya patlayıcı yerleştirip patlatılıyor. Böylelikle düşmana zayiat verdiriliyor. Şüphesiz askerlerin bu kadar fedakarca savaşmalarında kendileri kadar onları motive eden insanların da rolü vardı. Son nefesinde bile komutanın emrini yapmaya çalışmak. Ya da komutanın emriyle son nefesini vatan için vermek. İşte Gelibolu'nun her karış toprağında bu ruh hakimdir. Bu ruhu daha iyi anlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün şu hatırası belki de tek başına yeterlidir. Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı vakasını anlatmadan da geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne imrenilecekleri soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenlerse kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Sıcak, cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan hayrete ve tebriğe şayan bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Haziran ve Temmuz'un ortalarını Kirt'e, Kerevizler'e, Sığındere muharebeleriyle geçiren taraflar, Temmuz'un ortasından Ağustos başına kadar sükunet bulmuş bir muharebeye alışmaya çalışıyorlardı. Nispeten siper savaşlarıyla geçen bu günler aslında fırtına öncesi yaşanan sinir bozucu bir duraklamaydı. Çanakkale savaşlarındaki başarısızlık hem Fisher'ın istifa etmesine hem de Churchill'ın bakanlıktan alınmasına sebep olmuştu. Artık Londra ve Paris Çanakkale seferini iyiden iyiye sorguluyordu. Bu yüzden sıkışan cepheyi bir an önce açıp İstanbul'a ulaşmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Hamilton'ın Haziran'da Çanakkale'yi geçmek için daha çok asker isteği Ağustos'ta gerçekleştiriliyor. 50-60 bin askerin Limni'de toplandığı bilgisi Türk Genel Kurmayı'na da ulaşıyordu. Artık son büyük taarruz ve son büyük savunmanın tarihi yaklaşmıştı. 9 Ağustos'ta taarruza başlayan müttefik güçlerini bir sürpriz bekliyordu. Bir gün önce Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal, önceki komutan Albay Fevzi Bey'in planını değiştirmeyecek ve 9 Ağustos günü Türk birlikleri de taarruza başlayacaktı. İngiliz kuvvetleri paniğe uğrar, bozgun şekilde geriye kaçar ve
9 Ağustos 1. Anafartalar zaferi kazandı. Mustafa Kemal'in bu İstanbul'u kurtarışının üçüncüsüdür. İlk 25 Nisan'da kurtarır, ikincisini 7 Ağustos'ta kurtarır, üçüncüsü de 9 Ağustos Anafartalar zaferi. O gün İngilizler için tam bir felaket oluyor. 50 bin askerinin 18 binini kaybederek yazları kuruyan Tuz Gölü'ne, hatta denize kadar kaçıyorlardı. Bugünün moraliyle Anzak kuvvetlerine karşı bir baskın taarruz planlandı. Bu taarruz 10 Ağustos günü Mustafa Kemal'in konuşmasıyla başlayacaktı. Mustafa Kemal ordu komutanlarını kendi karargahına topladı. Onlara Balkan Savaşı ile ilgili bilgiler verdi. Ve Mustafa Kemal Türk askerine bunları anlatmasını bekledikten sonra bütün bilgileri aldığı andan itibaren öne geçti, kırbacını kaldırdı. Türk askeri zaten bu zilleti duyduğu için kabına sığmıyordu, taşıyordu, coşuyordu. Bir an evvel düşmanla buluşmak istiyordu ve Mustafa Kemal kırbacını indirdiği zaman bütün dağlar, tepeler Allah Allah sesleri kükredi ve biraz sonra da Türk birlikleri düşman siperlerine girmişti. Her biri tek tek işgal edilmeye başlandı ve bir zafer bu şekilde kazanıldı. Ve o 10 Ağustos günü Mustafa Kemal'in milletimize bağışlandığı gündür. O anı Mustafa Kemal şöyle anlatır. Her taraf duman içinde ve heyecan her yere hakim olmuştu. Düşmanın topçu ateşi gülleleri büyük çukurlar açıyor, her tarafa şarapnel ve kurşun yağıyor. Büyük bir şarapnel parçası tam kalbimin üzerine çarptı, sarsıldı. Elimi gözüme götürdüm, kan akmıyordu. Olayı Yarbay Servet Bey'den başka kimse görmemişti. Ona parmağımla susmasını emrettim. Çünkü vurulduğumun duyulması bütün cephelerde panik yaratabilirdi. Kalbimin üzerinde cebimde bulunan saat paramparça olmuştu. O gün akşama kadar birliklerin başında daha hızlı çarpmıştı. Yalnız bu şarapnel vücudumda kalbimin üzerinde aylarca gitmeyen derin bir kan lekesi bırakmıştı. Aynı gece yani 10 Ağustos günü beni mutlak ölümden kurtaran ve parçalanan saatimi ordu komutanı Limon von Sanders Paşa'ya hatıra olarak verdim. Çok şaşırmıştı, heyecanlanmıştı. Kendileri de altın cep saatini bana hediye ettiler. Bu hücumlarda İngilizler binlerce ölü bırakarak tamamen geri çekildi. Ve Çanakkale'nin geçilemeyeceğini iyice anlamış buldular. Müttefik kuvvetlerin hali perişandı. Yazar Alan Morehead o günlerde ve sonrasında müttefik kuvvetlerin durumunu acıyarak not etmişti. Büyük ordu boş yere harcanmıştır. 4 gün aralıksız süren çarpışmalardan sonra birlikler ilk harekete başladıkları yere dönmüşlerdir. Askerler Surla kıyılarında, Seddülbahir ve Anzak bölgesindeki siperlerde domuz hayatı yaşıyorlardı. O kalabalık siperlere abdesthane ve ölüm kokusu sinmişti. Sinekler ve bitler askerlere işkence ediyordu. 15 Ağustos'ta Hamilton adeta yenilgisini ilan eden 100 bin kişilik yeni asker istedi. Bu isteği Londra'da soğuk duş etkisi yaptı. Hamilton asker beklerken sadece komutanları değiştirme yetkisi alabiliyordu. Yine de şansını deneyecek, 21 Ağustos'ta tekrar taarruz edecekti. İkinci Anafartalar Savaşı denilen bu taarruz, 7000 Anzak, İngiliz ve Hint askerinin ölümüyle sonuçlanacaktı. Mustafa Kemal'in askeri dehası burada da kendini gösterir. Elde bir süvari alayı vardır. Bu süvari alayını iki tümenin yetişmesini sağlamak için zaman kazanma amacıyla kuvvetlerimizin üzerinden aşırtarak saldırıya geçmiş olan İngiliz birlikleri üzerine saldırtır. Şimdi bunu tahayyül etmek lazım. Bir süvari birliği saldıran düşmanın üzerine yalın kılıç dalıyor ve saldırıyor. Bu ölüme kucak açmadır ve gerçekten de öyle olmuştur sonucu. Ama bu sonuç karşısında iki tümenin cepheye yetişmesini yetecek kadar zaman kazanılmıştır. Karşı taraf dağılmıştır, toplanması için tekrar zamana ihtiyaç duymuştur. O tümenler yetiştikten sonra düşman saldırıları püskürtülür ve ikinci anafartalarda çıkan kuvvetler İngilizler tekrar mağlubiyetle
işi sonuçlandırırlar ve ikinci anahtarlar zaferi kazanırlar. Yine ve son kez olmamıştı. Çanakkale'nin geçiremeyeceği iyiden iyiye anlaşılmaya başlanıyordu. 11 Kasım'da bizzat incelemeye gelen Savaş Bakanı Kitchener'ın bir dizi toplantıdan sonra harf dairesine sunacağı teklif çekilelim olmuştu. İşte İngiliz hükümeti bu tavsiyeyi 7 Aralık 1915'te dinliyor ve çekilme kararı alıyordu. Artık Çanakkale muharebeleri bitmiş, muharebenin galibi Türkler olmuştu. Müttefik kuvvetleri çekilme işini ustaca yapmışlar. Hiçbir zayiat vermeden 19 Aralık 1916'da Arıbonu'nda, 9 Ocak'ta da Seddülbahir'den ayrılmışlardı. Dünyanın en büyük iki imparatorluğunun güçleri kaçarken zayiat vermemelerini büyük bir başarı sayarak sessiz sedasız gittiler. Bir yüzbaşının çekilirken defterine düştüğü notlar aslında Gelibolu'daki muharebeyi onlar açısından özetliyordu. Tezat'ın farkına varmamak imkansızdı. O parlak Ağustos sabahı savaş azmi, gayreti ve arzusuyla dolu 750 mevcutlu taburun o karanlık Aralık gecesinde yüzün altında bir mevcutla canından bezmiş, kirpas içinde hayalleri yıkılmış sıvışıyor. Geride bıraktıklarımızdan utanıyorum. Beşer'in yaptığı hiçbir savaş Çanakkale ile ölçülmez. Bu müthiş bir savaştır ve eşi ve benzeri olmayan bir savaştır. Bu açıdan bugüne intikal eden ve bugün ondan ders alınabilecek çok büyük bir boyutları vardır. Çanakkale muharebeleri bu coğrafyada yaşayan insanların ilk defa bugün anladığımız anlamda millet mevhumunu kavradıkları yerdir. Çanakkale, Kuvayi Milliye ruhunun doğduğu yerdir. Türk ulusuna milli mücadelede başarıya ulaştıracak bu psikolojik etkinin yanı sıra güveneceği bir insanla kazandı. Peşinden koşabileceği bir insan kazandı. Mustafa Kemal ismi. Ve bugünkü varlığımızı da varoluşumuzu da bu anlamda direkt olarak Çanakkale muharebelerine bağlıyor. Çanakkale şehitleri ve gazileri sayesinde bugün buradayız. Bunun değerini bilmeniz gerekiyor. Daha Çanakkale savaşının sonuçları devam edecektir. Bu zaferin gelecek kuşaklara çok iyi anlatılması gerekiyor. Çanakkale bir kalabalığı millet yapabilecek bir savaştır. Bir gün şafakla birlikte topraklarımıza, insanlarımıza, mukaddesatımıza saldırmışlardı. İşlerinden nereye, niçin geldiğini bilmeyen masum zavallılar da vardı. Haçlı ruhunu yüreğinin derinliklerinde gizleyenlerdi. Bir süre sonra savaştığı insanlara saygı duyanlar da oldu. Kafataslarını memleketine götürecek kadar nefret edenlerdi. Onların da susuz kaldığı, geceleri ağladıkları, isyan ettikleri de oldu. Hepsi savaş planlayıcıları kadar kinle dolu değildiler. İşlerinde savaşın çözüm olmadığını düşünenler de vardı. Başka bir cephede Türk'ün kanını akıtacak olanlardı. Zafer kazanma arzusuyla toprağımıza ayak basıp arkadaşlarını, kollarını, bacaklarını ve de canlarını bırakıp utanarak gittiler. Giderken ölü, yaralı, hastalarla kayıpları 250 bini buluyordu. Biz de 250 bin insan yitirmiştik.
Aslında bu rakamlar savaşın sadece matematiksel yönü. Çanakkale'yi hırslar, taktikler, planlar, rakamlar anlatamaz. Çanakkale'yi bunlarla anlatmak aslında anlatamamaktır. Çanakkale Seddülbahir'de direniş, Conkbayır'ında taarruz, Zığındere'de boğuşmadır. Gelibolu'nun en izbe derelerinde korku, en zirvelerinde cesarettir. Kolundan yaralanmış savuşun kolunu keserek savaşma azmi, yaralanıp geri dönen bir erin yüzüne yansıyan utancıdır. Çanakkale son nefesinde düşman kullanmasın diye tüfeğini bozan komutanın direnci, ölürken gülebilen erin metanetidir. Yetim hakkı, ana ahı, kimsesizlerin eyvahıdır Çanakkale. Rüzgarlarında şehit nefesi, yamaçlarında gazi menkıbeleridir. Hala mezarları olmayan, sevdiklerine kavuşamayan şehitlerimizin duasıdır. İmanın topa, tüfeğe, demire, çeliğe isyanıdır. Yoksa Çanakkale zaten geçilemeyecekti ki. Çünkü Çanakkale'de direnenler Troyalılar değil. Kosova'da, sırf sığındığında, Nilibolu'da savaşan muzaffer insanların torunları Türklerdi. Ruhları şad olsun.